Ya bizim Türkiye'nin her tarafında sendikal çalışmalarımız hep bir baskıyla karşılaşıyor. Yani işçiler bizi tercih ettiklerinde özellikle oranın idarecileri, yani sendikaları biliyoruz rakiptir, çatışırlar ama idareciler, yetkililerin işçileri tehdit etmeleri hiç anlamsız bir durum. Bunlarla çok karşılaşıyoruz biz. Fakat geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bir sendika yetkilisi, şube başkanı ve konfederasyon il başkanı bir paylaşım yapıyor. Şimdi paylaşımda hakaretler, küfürler, işte FETÖ'cü olmakla itham edilen birileri vesaire. Şimdi bir sendika başkanı, bir sivil toplum örgütü başkanı bir paylaşım yaparken tabii ki dikkat edecek, 40 kere düşünecek. Bir şeyi temsil ediyorsunuz, birilerini suçluyorsunuz. Birilerini suçlamak bu kadar kolay olmamalı. Biz niye böyle bir paylaşım yaptı diye düşünürken öğrendik ki 20 tane üyesi istifa etmiş sendikadan. Onları tehdit amaçlı bir paylaşım olduğu kanaatine vardık. Fakat yine de bu işi teyit edelim diye belediyeye sorduk. Belediyenin yetkililerine dedik ki yani bu paylaşım kimi kastediyor? Ve ilk beğenen de o paylaşımı o kurumun müdürü, yani kaymayın müdürü beğeniyor. Müstear ismiyle. Şimdi bir müdür kendi kurumunda FETÖ'cü olduğu iddia edilen bir paylaşımı beğenirse bu ne anlama gelir? Bir belediye başkanı kendi kurumunda FETÖ'cü olduğu iddia ediliyor. Sosyal medya hesabından o belediyenin yetkili sendikasının başkanı tarafından iddia ediliyor ve belediye başkanı buna sessiz kalıyor. Ya belediye başkanları bu FETÖ'cüleri koruyor ya da birilerine mesaj veriliyor, tehdit ediliyor. Şimdi orada şu ifade çok anlamsız. Yani FETÖ'nün pişleri ifadesi. Yani çok aşağılık bir küfür, hakaret. Yani kim bu? Kim bunlar? Biliyorsan niye savcıya gitmiyorsun? Niye emniyete gidip bildirmiyorsun? Niye yıllardır bekledin? Niye birileri istifa ettiği gün böyle bir paylaşım yaptın? Varsa böyle bir durum gidersiniz, bildirirsiniz ilgili kurumlara. Yani birilerinin FETÖ'cü olup olmadığını ajandaya not etmek savcıların ve emniyetin dışında birinin görevi değil ki. Bir futbol takımı yeniliyor, teknik direktörü, hakemi FETÖ'cü diye suçluyor. Biri bir şey istiyor kurumdan, olmuyor. O kurumdaki o yapmayanı FETÖ'cülükle itham ediyor. İşte sendikasında işçiler istifa ediyor. Başka bir sendikaya geçecek. Özgür iradeler, hakları, kanun bu hakkı veriyor. Fakat arkadaşlar hemen FETÖ'cülükle itham edip önlerini kesmeye çalışıyorlar. Bunun durması lazım. Yani burada o paylaşımı beğenen kurum müdürü ya suçluyu gizliyor, bakın gizliyor, ya da birilerini tehdit ediyorlar. İkisi de suçtur. Yani ikisini de yapamaz. Bu bir kuruma yakışmaz. Şimdi belediye başkanının haberi var mı yok mu bilmiyorum. Ama biz gerekli yerlere ilettik. Ha, paylaşım kaldırıldı. Tamam, tükürülen yalandı ama yani orada kaldı o. Birileri onu kopyaladı, aldı, mesajı aldı. İşçiler tehdit ediliyor. Buna sessiz kalmamız düşünülemez. Yani gerek idari, gerek adli bütün yolları deneyeceğiz. Yani güncel bir paylaşım, geçmiş tabii, bir paylaşım değil. Yok, 3-4 gün önceki paylaşım. Yani o kurumu da itham altında bırakıyor. Tabii ki, belediye itham altında şu anda. Ve işin garibi, o itham ettikleri birimi açan da daha önceki belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı açtığı bir gülen yüzler hareketini FETÖ'nün artığı pişler diye itham ederseniz ya bu küfür kime gider? Kim üzerine alınmalı bunu? O açan belediye başkanı mı? Yoksa başkası mı? Şimdiki mi? Yoksa kurumun müdürü mü? Hadi alsınlar, kim alacaksa üstüne. Bu benim evet desin. Ya da hiç kimse almasın, ortada kalsın. Ama bu paylaşım yapılmış olsun. Ya buna sessiz kalınmamalı. Yeter ya. Şikayette bulundunuz. Sendika başkanı, bir sendikanın başkanı. Tabii sendikanın başkanı paylaşmada var zaten ismi. Ben tabii oradaki işçilerle birlikte savcılar suç duyurusunda bulunacağız. Yani eğer varsa birileri gizledikleri için suç duyurusunda bulunacağız. Yoksa hakaretten, iftiradan dolayı. Yani mesele açık aslında sendikayla alakalı. Dur. 20 işçinin istifa edince bu paylaşımı yap. Yani bunun anlamı nedir? Ya bunu savcılar da bilir, emniyet de bilir, sendikacılar da bilir. O belediyeyi yönetenler daha iyi bilir. Hele ilk beğenen kurumun müdürü çok daha iyi bilir. Hatta yani paylaşımı kimin yaptığını da bilmiyoruz ama savcılık takip ederse yazıyı kimin yazdığını ortaya çıkartırız. Paylaşımı yapan belli de yazıyı kim yazdı acaba, metni? O da araştırılması gereken bir durum. Yani bu sendikan başkanı sosyal medya hesabından kendisi paylaşıyor. Tabii kendi sosyal medya hesabından paylaşıyor. Fakat metni yazan da önemli. O yazmadı mı? Ben onun yazdığına inanmıyorum. Bahsettiğimiz kişi Hakiş. Hakiş'in il başkanı. Ben metni onun yazdığına inanmıyorum. Yani paylaşımı yapan, kaldıran o ama metni yazan o değil. Onun metni yazan da bulunmalı. Paylaşımı başka biri yaptı diyorsunuz. Olmadı mı? Paylaşımı o yaptı ama metni başkası yazdı. Kendisi paylaşamayacağı için metni yazdı, ona gönderdi. Sen paylaş dedi. Anladım. Yani haberdar mı? Tabii. Tabii. Bu konuda suç duyurusunda bulunacak. Tabii. Belediye şikayet ettiniz. Belediye başkanı da şikayet ediyorum. Kurumun müdürünü de şikayet ediyorum ben. Yani suçlu varsa gizledikleri için ya da bu hakarete göz yumdukları için. Niye işçiler tehdit ediliyor? Yani işçilerin seçme hakkı yok mu ya?
Belediye başkanını, şu anki belediye başkanını seçen işçi sandığa gidiyor, seçiyor. Ama bu işçiye sendikası seçme hakkını vermemezlik edemezler. Yani artık buna dur denmesi gerekiyor. Yeter.